Qo'shiqlar bor umrga yetadigulik. Umrlar bor bir qo'shiqda qolib ketishi mumkin. Shunday bo'lmasligi uchun xonanda Hofiz hamisha izlanishda. Yangi nota kashf qilishning iloji yo'qdir balki, lekin hamisha yangi ohang topish iloji va imkoni bor. Xohish bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum, bu o'zimizning gap loyihasi, loyihamizning bugungi mehmonim xonanda, go'zal iste'dod egasi Asalbek Emonulloh. Xush ko'rdik studiyamizda. Rahmat, opa, xush ko'rdik. Andijonli bezori degan shuni sizga aytilgan bo'lsa kerak deyman. Chunki juda to'polonchi bo'lasiz. Uzr, endi ko'rsatuvni avvaldan shunaqa deyotganimga. To'polonchi bo'lib qanday ma'noda to'polonchi? Erksevarsiz juda ham. Erkaroq. O'zingizni hali. Lekin bir joyga borib, qanaqa to'polon qiladigan bola emasmi? Yo'q. Ijtimoiy tarmoqda kuzatsam, siz shunaqaga o'xshaysiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Erkaroq bo'lishim mumkin. Sizni hurmat qilishlarini, siz doim izzatda bo'lishni juda ham yaxshi ko'rasiz. E'tiborda bo'lishni yaxshi ko'rasiz. Endi kim yaxshi ko'rmaydi bu dunyoda hurmatda bo'lishni? Hamma inson xohlaydi. 60-70 yoshli odamga o'xshab javob beryapsiz. Ha, o'zi 90 100 ga ham kirib qolmish kerak. Nima tushuncha bo'yicha? Nima qaritayapti? Ya'ni yaxshi ma'noda qaritayapti yoki ulg'aytirayapti Asalbek? Ustozlar. Hayot sinovlari. Yoshligimda dadamning qo'lida katta yoshli akalar ishlardi, ular bilan katta bo'lganman-da. Ha. O'zimni tengdoshlarim, maktabdagi tengdoshlarimni muloqotlari menga uje haliga yengil tuyulib qolgan, ular bilan katta bo'lib. O'zi katta bo'lgan sarim, katta insonlar bilan suhbatda ko'proq bo'lganimgami, kattaroq nisbatan o'zimni teng qullarimga nisbatan kattaroq. Qarashlar shunaqa ulg'ayib qolganga o'xshaydi. Keyin oxirgi 10 yilda yana ham mana 37 ga kirgan bo'lsam, lekin oxirgi 10 yil shamol emas, uraganday uchib ketdi. Balkin boshqalarda ham shunaqa bo'lgandir. Aha. Tezlashib ketib qoldi. O'zi eshitgan bo'lsangiz kerak, siz ham bular katta dodalarimiz, bobolarimiz aytishadi-yu, shu 30 yoshgacha qanaqadir aytishadiki, haligi hozir vaqt bor, hali vaqt shunaqa tez o'tadi, ulgurmay qolasan deb. Ochig'i sizning gapingizda jon bor, chunki menda ham xuddi shunaqa bo'layotganga o'xshaydi. Yildan yilga bo'ldimi, yangi yil keldimi, deyilayotganga o'xshaydi. Hozir erta men tursangiz, quyoshimda kirib ketib qolyapti-da qasiga. Endi hofizlar kech uyg'onishadi, balki shuning uchun. Men hozir ko'z tegmasin. Mana shu oxirgi bir oy ichi nima qilib bo'lsa ham shuni yo'lga soldim. Qiynaldim. Juda ham qiynaldim, lekin bitta yakka yolg'iz o'g'ilman. Ota-onam uje yoshi katta. Bolalarim ham uje 13, o'g'lim mana 13 ga kirdi. Buni qarang. 3ta qizim bor. Qarasam, men endi uxlab yotsam, hayot o'tib ketdi. Ularga kimdir qarash kerak edi, hayot o'tib ketyapti, bo'ldi endi u. Erkaliklar, u soat 3-4 gacha uxlash, bunaqa narsalar yo'q endi. Lekin mana shu 15 yil davomida ichmagan, dorim bormagan, doktorim qolmagan. Shu uyquni to'g'rilashga. Ha, siz kechasi uxlamasdan kunduz uxlaysiz. Endi oxirgi mana shu ko'z tegmasin. Shu matonat. Yuzlaringizdan nur yog'ilyapti, sezilibdi. Kechasi uxlayotgan. Siz ham bitta o'g'ilsiz-da, lekin ko'pchilik nazarda, lekin aslida ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Otangiz sizni og'zingizdan chiqqan narsani muhayyo qilgan, imkon qadar sizni orzularingizga qanot bo'lgan inson. Siz ham o'g'lingizga xuddi shunaqa darajada qo'l qanot bo'lib, orzularini shunaqa muhayyo qilasizmi? Men mana shu paytdan foydalanib mana shu savolni berdingiz. Ko'pchilik bermaganda endi bu savol. Fursatdan foydalanib kameraga dadam shunaqa katta qilganiga men rahmat aytmoqchiman. Bolaligimdan meni haligi xohlagan narsamni muhayyo qilib, haligi erkalatib olib yurgan. Bu yoshimda bu menga juda katta foyda bo'ldi. Hozirgi yoshimda bu narsalar nima desam bo'ladi. Ba'zi bir narsalarni oldida boshimni haligi egmadim-da. Moddiy qiyinchiliklar, kimdandir pul so'rash, shu ma'noda aytayapsizmi? Xuddi nuqtasiga urdingiz. Shu narsalar yoshligimda shunaqa tarbiya, shunaqa tarbiyami bu yo bir mehrmi?
bergan ekan. Qiyinchilik paytlarimda yo men bir narsaga kerak emas insonlarni oldiga boradigan payt kelganda katta menga anaqa ustun bo'ldi. Chunki sizga o'sha endi chiroyli raqslaringiz bilan chiqib kelgan paytingizda rus otasini erka bolasi ekanda degan ta'rif berilgan. Sizni o'zi yurishingizdan keyin shunaqaga o'xshardi. Bizda baribir hali onalik instinkti bor. Yo, albatta, men bitta farzandman. Shuning uchun shunaqa katta qilishgan hech qayerga ishonmasdan. Endi hozir o'zingiz aytdingiz, men ham imkon boricha mana to'rtta farzandimga men bitta edim, ular to'rtta. Lekin o'g'il bitta ekan? Ha, o'g'lim bitta. Endi o'g'lim ham imkon qadar shunaqa katta qilyapman. No qarasam o'zimi buni plus tomoni ham bor, minus tomoni ham bor. Albatta. Endi jam menda qay unaqa erkak bo'lmasin u. Necha qiynaladi. Mana aytganimda ertaman turyapman uje. Endi o'zim olib yurib o'qishlariga qarab ham yo'g'iga endi bolalarni qarayman. Yoshligimizda aytar yaponlar bolalari 7 yoshgacha, 8 yoshgacha podshohda qaraydi. Nima qilsa xo'p deyishoradi deb. Endi bular ichi o'tib ketdi limitda. Hozir mana o'g'lingiz 13-14 yoshda ekan, xudo xohlasa. Siz o'zingizdan kelib chiqib, otangizga sizga munosabati, sizni otangizga munosabati ko'rgan, yegan, ichganingizdan turib xulosa bir qilib, yo o'g'lim mana shu xatoni qilish kerak emas, shundan qaytarishim kerak deydigan tomonlaringiz bormi? İmkon qadar men o'g'limga yaxshi tarbiya berishga harakat qilaman. Nu baribir inson o'zi menimcha o'zini anaqasi bo'lib tursa, uni hech narsa qaytara olmaydi. Lekin shu yomon shu anaqada bir yaxshilab dadam masalan aytardi, manaqa qilma deb shu narsani qaytara olardi. Dadam qilma degan shuni deb turib kelmasdim shu narsaga yaqin. Yaxshi quloq solar ekansiz. Ko'pincha hali qilma deyilgan narsa qilinadi-da. Bir marta aytsa qilishim mumkin edi. Lekin har kelsa mana qilmagina, ashu gapni qaytara olardi. U miya kompyuter bo'lib quyilib qolardi. Men shu narsaga duch kelsam, yo'q, dadam aytgan menga deb shuni qilmasdim. Tushunarli. Demak, qaysidir sizni tarbiyangizdagi yoki hayotingizda bo'lgan nimadir bugun baribir o'g'lingizni tarbiyasi sizga qo'l kelyapti. Nimandir ishlatyapsiz shundan o'zingiz hayotingizda. Albatta. Hayotdagi erkaklikki san'atda ham o'zini ta'sirini o'tkazdi shekilli, Asalbek. Mani gapimdan xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Yo'q, opa. O'sha shuhrat, zo'r shuhratda edingiz siz. Zo'r shon shuhratda edingiz. Juda mashhurlikda edingiz. O'sha payt shu mashhurlikka ishonibmikan? Ozgina dangasalik qildingizmi? Ozgina erkalik qildingizmi? Ya'ni tanaffuslarni aytayapman, bu tanaffuslar. Hozir hammani sizga berayotgan savol shu bo'lsa kerak o'zi. Men shu fursatdan foydalanib yana bir qarab aytib qo'ymoqchiman. Nimaga yo'qolib ketdingiz? Nima yangi qo'shiqlar chiqmayapti degan hamma magazinga kiramanmi? Yo'q, u siz aytadigan sababingizchi, u bahona. Yo'q. Men mana nechta intervyuda aytdim, yana va yana va yana aytaman. Mazam bo'lmay qolgan, haqiqatda. Sog'ligim tomondan fabichskiy nevrozga tushganman. Fabichskiy. O'zbekchasiga aytganda vos deydi uni. Balkim bu menga juda vnimaniya bo'lib ketgandandir. Balkim men haligi uyda giper apyokada katta bo'lib, uje katta hayotga u yurtga borib, har xil insonlar u yerda yaxshi gapiradigan ham bor, yomon gapiradigan ham bor. Shu narsalardan balkim menga ta'sir, miyamga ta'sir bo'lgan. Men nimagadir shu erkakligingizdan bo'lsa kerak, bu yoqda shuncha qo'shuvlarni qilib qo'ydim, yaxshigina mashhurman, bu yoqqa yetib beradi deb o'yladingiz. Yo, undan keyin yana o'zimga kelib, endi mana boshlayotganimda ozgina relsdan chiqib ketib qolingan ekan. Uje bizni meni yo'limda uje o'zini meni yo'limni ovolishgan demayman, u yigitlardan. Bu meni yo'limdan ruhlanib uje ular ham shu meni relsimga tushib olgan ekan. Men uni abgon qilib, unaqa bunaqa qilib
iki günümce cidce vaxt o tüketi kaldı. Kegin karantin bulup getip kaldı. Karantinde bir iki yıl yürüdük. Mene undan kegin etkenim de dedem ayam yaş kette bulup kaldı. Mazası bu mey kaldı. Mazası bu mey kagenden kegin ben uca uzun besteleyim ben de küllerdi. Ben bestekardan satıp almayayım ben de. Besteleyene ruhla namadım. Şu belki size etkendi az yine dengeselliği gen bu gendir. No, bu dengeselliği bilen birle şu üyümdekiler işte mezesi bulma geniye ben çıkarmaya kaldım. Hani, özüm kür tutarmaya kaldım. Ahirge 4 yıl içi, 3-4 yıl içi. Bana doğru düşün gene gelmem. Uzur sorayım ben bunun için. Lekin ben öyledim ki Asılbek hakikaten zor koş olan çıkarıp koyduyuz uzun vakti de. Oşa Şuhrat yetedi de boylap kaldı mı ki dedim. Oşa 2007 yılda çıkamadı boylama. Oşa 2007 yıllarda boylama çıkandı. Yoğundur var gansız. Yakşı manada, icat manası da hama joyunu yoğundur var gansız. Hatta ki ben esliyim ama hazır isimlerini aitmesliğim mümkün. Anca bunca oşa payıttı. Olmadı ki koyun hafızlarım nama bularken. Asılbek, menden koru olduğunu geçip gider miyken, diğerlerini öz kulağımla eşitken odam ben. Kigin, sizi uşa birinci başkan adı işte, tankıt kılıştı. Hazır, aşı... Okur akıbat, uşa hüksleti sizi, yok, sizi tanıttı ve yoktırıştı. Raks düşüşüydü. Ben genç, başta kapımı yürgenimde kimdir ait oldu, tarkan diyen, başta oyunda başlam. Hamma Türkiye'de kabul kulağımı ekeyin. Ooo, deyip kalışken dedi, beni hiç kaçamakı değişmese gereği desem. Orada yıllar otup TikTok çıkıp hem oyun geçişi yürüp de hazır. Hazır. O siz korsiz o şarkıslarınızı mazak alas mı ya uyuyalas mı? Ben de yaşım kette upa aldı. Yürü oldu da yaşı 20 yaş balıydım da. Hazır ki 20 yaş balılar ne bak var yap diyor. En kopçilik tankıt kılgen sizi tamamıyız. Bu raksiz bolu diyen bu sözü. Kopçilik şunu için korkuyan sizi. Belki boylamanı şunu çekin. O değil, aitkenizde mikrofonda. Belki hiç kime işitmeyen bolardı. Şuna kayan deyip görgen mi o? Lekin yalgan mıydı mazakalı bir işitken de hemen. O başka narsaydı indi. O zaman ben sizge birinci anaka aitsem boylamanı bir yedi kanalda belgen mi? O bir 10 gün mü ketken? Ondan ki gibi benim için ketkenden ki yarım yıllardan ki gibi maşgur buldu mu? Ha, bunun sebebi ne mi oldu? Dedim size yalgan mı çıkıp onu tartıp gitken de bu böyle kim eken? Bu çırali aşırı ayıp da de köpçiliği yana koşakı var mı deyken de boylama tayyar durgen. Kim boylama çıkken de hemen iyi bu böyle oynayan şarkı o seriyoz dedi teller bile oturuyor. Deyip durup o birbirini tartıp gitken de lakin boylamamaz. Boylamanın yalgan mı tartıp gitken? Oynamayanım da. Yaxşı bir avazlik zor diyor muyum bana? Yaxşı bir avazlik sanatkar bu bala deyip kalardım. Lekin oyunca düşkenim de o yana biter özgü yarışı fişke bugün. Oşa payda aynısı ona kadar fişke hiç kimde yok mu? Yok öyle. Yani bugün hazır siz hiç kim hayran kalmaydı? Yok, ucu hayran kalmaydı. Hazır ucu hayran kaldıracağım misiniz? Ucu birbirine sakılıp. Bu, bunca telefonda konkurentler dişide. Hazır bana yine icat ki kaytasma, cüdeyim kursam ben çünkü yaşlı gene icadiz var, muhlisleriz var. Ve bugün siz sanat ki icat ki yine kaytayetken adam sıfatı da var bir çamalı yans. Yeniden makalış kere. İstiğine, soğuğuna. Ne malı kere bugün tamoşa binge? Dinle uçuge. Tamoşa binge çıra öyle klip kere. Hazır koşu geçtime yaptım. Şunun için telefonda klip aldınız mı? Telefonda klip aldım. İki de sebebi var. Aha. Birincisi Vine spot klip kıldım. Birinci. Biz de hala. Belki çetelde kırgın. Doktor Albal It's My Life. Ha. Kegin ettim ki bu beraber YouTube blogla koyar dedim. Beni aşırlanmaz dedim. Ben bunu ağırı bulup katta bir klip aldım. Hacet yok dedim. Peki YouTube'ya koyu değil, bloklamadı. Ben hayran oldum. Yok dedim, Asılbek ortakçı mablağ sarıflayıp dedim, kota klipi varış kalamayken. Mesela oziz aşırla kalıp koysiz, oziz aşırla yazar giyem olsiz, kurbiz yetedi. İstidadiz yetedi gansız de. Lekin şuna kana kadar tecrübe yokşa gyan, sınavı yokşa gyan, narsakı gyanizge hayran oldum. Bunu toylar yıkıldım. Afterski kılıçtan doğrusu anı kabuk kaldım.
juda oxirgi paytda ham endi ismini ayta olmayman, men u odamni ham ayblay olmayman. Juda ko'pida naqshini ko'rganman shularni. Hit bo'lib juda zo'r darajalarga chiqishdi u insonlar. Bu naqshini ko'rganman. Ba'zi birlarini ki bastakonlari sizdan oldigan deb aytgan, uni ochiqcha sizdan ilhomlandik. Ay mana ashlolaringizdan ilhomlandik deyishdi. Ba'zi birlari yo'q, men o'zimga kelgan deyildi. Men konkretni oxirgi bir san'atkor chiqargan 3ta ashullam 3 oy ketida ham ko'rdim. Shuning uchun o'zim bir mehnat qilib ashullar qilganman, kelmay qoldi. Endi nima qilmoqchisiz? Yo'q, qilaman. Qilaman. No ko'proq mendan cover qilib, o'zimni qiynamay, unaqa o'tirib olib men nima endi anaqani chiqarib beraman ekan. Bu yoqda boshqalar foydalanadi. Yo'q, qizg'anmayman. Endi dengizi bor, tomchisini qizg'anmaydi. Asalbek, agar sizda ijod qaynayotgan bo'lsa, opa qizg'anmayman, no kelib rahmat deb ham qo'yishmaganda. Rahmat deganlari ham bor. Rahmat uni ayta olmay o'zini mehrini bildirgan qadrdonlar ham bor. Biz Anjonda ashullarni yaratyapmiz. Biz olib turib, ular televizorga zo'r naqsh berib chiqarib, olib ketib qolyapti-da. Endi ot kimniki minganniki degan maqol bor endi Asilbek. Shuning uchun biz ham boshqalarning otini minib ketyapmiz-da opa endi. Rejalaringizni bildik va nimaga yo'qolib qolish sabablarini ham bildik. Men o'zim uchun ham ba'zi bir savollarimga javob topgandayman, lekin ko'p tomonlama 80%ki demak topgan ekanman. Men uchun topishmoq bo'lgan, Asilbekni topishmoq bo'lgan holatlarini. Sizni ochiq erkin fikrlaringiz, sizni erkinligingiz, fikrlash borasida erkinligingiz menga ma'qul juda ham. Lekin yana bitta tomoni bor. Yo, rosa beg'uborsiz. Yoki juda ham haligi sal darvishroqsiz. Endi juda bilmadim, formatga tushirishga harakat qildim. Bu ham bor, bu ham bor, конечно. Men bir ustozim bor, rahmatli. Bu yo'nalishda emas. Shu aytardi, san'atkor sal darvishroq bo'ladi. Men ko'p sezganman deb aytgandi. Haqiqat endi bunaqa bo'lmasangiz iloji yo'q. No beg'uborlik ham bor. Bir beg'uborligingiz ham bor o'ziga yarasha. Bir qarashda sizni beg'ubor deb o'ylamaydi hech kim, lekin qanaqadir o'sha saqlanib qolgan. 15-20 minut gaplashgandan keyin biladi. Keyin ha, oddiygina bola ekani deydi. Asilbek, shunda Asilbek Manoloq studiyamizda o'tirsa-yu, sizni biron bir xirgoyisiz men qo'yvarsam, ekran qarshisidagi tomoshabinlar meni kechirisharmikin? Mana shu qo'shiqni aytib bering deb hech narsa demoqchi emasman, lekin bilamanki xonandani doim qulog'idami, tilidami yangrab turgan bir narsa bo'ladi, o'zi xirgoya qilib, miyasida aylanib turgan narsa. Ko'z ostingdan menga qaraganlaring, hatto xazonlardan qizg'onganlaring, bag'ringga bosib xursinganlaring. Yolg'onmi, yolg'onmi, yolg'onmi jonim? Yolg'onmi, yolg'onmi, yolg'onmi jonim? Yashi, ey salom. Asilbek, men maza qilib gaplashdim siz bilan bugun. Rahmat. Biz gaplashdik siz bilan, bir 3 soat ham gaplashdik. 3 soat haqiqatda. Chunki o'zingiz ham yaxshi sezib turibsiz hozir, qaysidir mavzular qolib ketyapti.
gapirilish kerak bo'lgan, aytilish kerak bo'lgan. Ammo televideniyani o'zini vaqti bor. Rahmat tashrif uchun, suhbat uchun rahmat sizga. Va juda ham umid qilaman, yaxshi qo'shiqlar eshitamiz bundan keyin. Endi ijoddan to'xtamang. Rahmat opa, men ham juda zavqlandim. Juda ham zavqlandim, baribir professional jurnalist bilan rahmat. Muloqot qilish bari boshqa. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Balki qo'shiqlar xonandaning, hofizning hayotida iz qoldirar. Balki iz qoldiradigan qo'shiq hali yaralmagandir. Biz mana shu ikkinchi variantga ko'proq umid qilamiz. Yarasin deymiz, ko'paysin deymiz. O'zimizning gap loyihasi Asilbek Kamonulloh studiyamizda bo'ldilar. Tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Siz bilan esa uchrashamiz. Uzoqqa ketmang.